Zor bir maç olacağını biliyorduk. Milli takım arası olduğu için uzun bir süreç vardı önümüzde. Onu iyi değerlendirdik, iyi analiz ettik rakip takımı. Bunu takım olarak başardığımız için hepimiz çok mutluyuz. Şimdi sezon başlamadan önce tabii ki böyle düşünmüyorsunuz. Hani 4'ü 4 yapalım, 3'ü 3 yapalım ama biz hafta maçtan maça düşündüğümüz için galibiyetler geldikçe hedefimiz de büyüyor ister istemez. Bunu da sonra hedef olarak koyuyoruz takım olarak. Ondan dolayı dediğim gibi tüm takım arkadaşım, teknik ekibi tebrik ediyorum. Çünkü iyi bir iş ve iyi bir başlangıç yaptık. Ve ondan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Bu iyi süreci devam ettirmek istiyoruz takım halinde. Burada tüm oyuncular, tüm takım arkadaşım çünkü zevk alıyor. Çünkü galip gelmek gerçekten güzel. Hafta içi günlerimiz daha da iyi geçiyor galip geldiğimiz zaman. Onun tadını çıkartmak istiyoruz. Bakalım inşallah böyle devam gider. Heyecanlıydım tabii ki. Yine bir heyecan vardı maç öncesinden. Ama zor bir maç olacağı bizim için belliydi. Hafta içinde de bunları konuştuk ettik. İyi analiz ettik. 1-0 geri duruma düştük. Ama bizim için çok önemli bir şeydi ki tam ilk yarı bitmeden 1-1 bulduk. Bizim için burada neredeyse maç döndü diyebiliriz bizim adımıza. Ki ikinci yarıda başlar başlamaz golü bulduk. Bizim için çok iyi oldu bu. Çok büyük avantaj. Çünkü biz gerçekten yetenekli oyunculara sahibiz. O yüzden skoru elde ettiğimizde topu iyi çevirip pas oyununa iyi dönebiliyoruz. Şu anda 4'te 4'lük bir gidişatımız var. İyi gidiyoruz. İnşallah ayaklarımız yere bassın. Böyle devam etmek istiyoruz. Şöyle gayet takıma alıştım diyebilirim şu anda. Çünkü güzel bir kadroya sahibiz. Geniş de bir kadroya sahibiz. Şu anda gayet formumun yerinde olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne zaman şans gelir. Hocayla da konuşuruz, görüşürüz. Elbet yakındır oynama. Burada tam konuşurken sen Ersun Yanal da geçti. Onunla bir bakıştınız bir ara. Hocayı maçtan sonra da konuştuk. Sıkıntı yok. Tebrik ettik birbirimize. Başarılar diliyorum onlara da. Maçtan önce 3-3 yapmıştık. Müthiş bir başlangıç yapmıştık Alanya Spor olarak. Bugün de en azından bir puan alıp liderliği korumak istiyorduk. Tabii galibiyet geldi. Mutluyuz 4-4 yaptığımızdan dolayı. Maça baktığımızda aslında maça iyi başladık. Rakibi kontrol ediyorduk. Defans olarak iyi duruyorduk ama futbolda oluyor. Hiç gol pozisyonu olmayan bir pozisyondan kenardan rakibin gelip onu da ceza sahası üzerinden şutla yediğimiz bir gol oldu. Ama yine futbolcuların bırakmadı. Baskıda oynamaya ilk yarının sonlarına doğru devam ettik. Attığımız ilk yarının sonundaki gol bizi daha da canlandırdı. İkinci yarıya zaten futbolcular daha baskılı oynamamız gerektiğini söyledi. Ben de rakibin birinci bölgesinde baskılı oynadık. Nitekim de ikinci golümüz o şekilde geldi. Ondan sonra üçüncü golü atınca biraz daha rahatladık. Ama futbolcular hiçbir zaman öndeki o baskıyı bırakmadılar. Her zaman düdüğün sonuna kadar baskılı oynadık ve bunu da gayet iyi yaptılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Tabii mutluyuz 4'te 4 yapan bir ekip olarak. Yolumuza devam ediyoruz. Yok, bu genel düşüncemizdi. Zaten Emre de oynamış olsaydı aynı şekilde oynamayı düşüncemiz vardı. Bu sefer Emre yok. Gustav üzerinden oyunu kurmaya çalıştılar. Merkezi kapatarak kaptığımız topları iyi değerlendirmek istedik. Zaten Fenerbahçe'yi analiz ettiğimizde defansın arkasına atılan toplar, dikine oynanan toplarda büyük sıkıntıları olduklarını, baskıda hata yapabildiklerini biliyorduk. İlk yarının sonlarına doğru, ikinci yarının tamamında bu şekilde oynadık. Ve haklı olarak tahmin ediyorum, bugün galip geldik. Bunun sıkıntısını biz geçen hafta Malatya karşısında yaşadık biliyorsunuz. 3-0 öne geçtiğimiz maç, ikinci yarı başladığında erken bir gol yedik. Çünkü biraz rahat durma, 3-0 maçı kazandık gibi bir hava oluştu. Düdük çalana kadar maç bitmiyor sonuçta. 90-95 dakika iyi %100 konsantre olması gerekiyor. Ha, şu an 4'te 4 tabii lig bitmedi. 30 hafta daha var. O yüzden futbolcularımızın ve bizim ayaklarımız yere basıp işimize daha konsantre bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü oynayacak daha çok maç var. Efecan 2 gün önce antrenmanda bir beline diz geldi.
sakatlığı vardı. Bugün de zaten yeğeniyle sahaya çıktı. Ona geçmiş olsun diliyorum ama sakatlığı çok uzun süre aramızdan uzak kalacak nitelikte değil.